kentimize sahip çıkmak adına bugün bir araya geldik. Hisarönü mahallemizde bir şahıs arazisine imar planı değişikliği ilanı Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü web sayfasında 31.12.2021 tarihinde askıya çıktı. Marmaris Kent Konseyi olarak süresi içinde gerekli araştırmalarımızı yaparak itiraz dilekçemizi oluşturduk. İncelemelerimiz sonucunda kentin imar değişikliğinin tek parseli hedefleyerek yapılması anayasanın eşitlik ilkesi gereği kabul edilemez bir durumdur. Hele değişiklik yapılacak yer Barcelona, Ramsay gibi uluslararası anlaşmalarla korunuyorsa bu anlaşmaları destekleyecek yasalar ve yönetmeliklerimiz de olduğuna göre bu durum daha da vahim bir hal almaktadır. 142 nolu parsele yaşlı bakım evi yapılacak denmektedir. Ama askıdaki evrak eklerine bakınca yaşlı bakım evinin önüne yat limanı eklendiği görülmüştür. Acaba hedef önce imara kapalı özel çevre koruma bölgesinde yaşlı bakım evi makyajı ile alana imar izni almak, sonrasında imar yasağı olan bölgeyi yapılaşmaya, betonlaşmaya hazır hale getirmek midir? Marmaris Belediyesi'nin, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ve DSİ'nin imar değişikliğinin uygun olmadığı şeklinde kurumsal yazıları da mevcuttur. Kurumsal görüşlerin ve dilekçemizde yer alan itirazlarımızın değerlendirilerek yapılmaya çalışılan imar planı değişikliğinden vazgeçileceğini umuyoruz. Son günlerde gerek ilçemizde gerekse ilimizde bu ve benzer projelerle denizlerimiz, ormanlarımız, havamız ve tarım alanlarımız tehdit altındadır. Tehdit kurdundan kuşuna, ormanından çiçeğine, balından arısına, bütün yaşayanlaradır. Marmaris Kent Konseyi ve MUÇAP olarak bu türden çevresel tehdit içeren projelere karşı bir bilinç oluşturmak ve hep beraber itiraz etmek için çaba gösteriyoruz. Beklentimiz halkımızın tarafgirlikle değil, bilimsellik ile projeleri değerlendirmesi ve kişisel çıkarı bir yana bırakarak toplumsal fayda için doğrunun yanında yer almasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde kişisel fayda, kamusal faydanın önüne geçemez diyoruz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şu anda biz dilekçelerimizi hazırladık. 6 sayfalık bir itiraz dilekçemiz var. Bu dilekçelerimizi herkes arkasını imzalayarak arkamızda gördüğünüz Çevre ve Şehircilik İlçe Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Daha sonra itiraz değerlendirilecek. Eğer dava aşamasına gelinecekse, projeden vazgeçilmeyecekse de o konuda da yine hep beraber buraya katılanlar, bu kentin halkıyla beraber paylaşacağız. Dava açılması da gerekiyorsa dava açacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.